TeknoSphere hoş geldiniz. Yeni bir rehberle karşınızdayız. Daha önce yaptığımız bir rehberin güncellenmiş hali. Ama bayağı bir süre sonra. Evet. TWS ee, TVS kulaklık turu, Virus kulaklıkların bir rehberini hazırlayalım dedik. Çok fazla var. Çok fazla. Ve var. fiyat aralıkları da acayip yani <laughs> 200 liradan 280 liradan başlıyoruz. En son 5000'e kadar çıkacağız. Daha pahalısı da var dedi diğer Evet, evet bütün ürünler de yok zaten ama bunlar işte bizim bir şekilde seçtiklerimiz, denediklerimiz, kullanıcılardan aldığımız geri bildirimlerle oluşturduğumuz liste. Evet başlayalım bakalım. 500 TL altı kulaklıklar. Havit TW967 280 TL. Evet 280 lira zaten fiyattan da anlamışlardır. Bu kulaklık en alt sınıfta. Bunun özelliği ses çıkarıyor. Yani insanın duymak isteyebileceği ses üretiyor. Yani çok, çok çok kötü bir ses üretimi yok. Teknose de incelemesi var bu kulaklığın. Bakabilirler. Biraz zam gelmiş. 250 liraydı biz incelediğimizde. Hı -hı. E, 250 lira ya da 300 lira aşağısı diyelim. Şey e, sana şey soruyor Hani sen bazen bir marka söylüyorsun da o aslında o aslında oluyor ya. Habit Hı -hı. aslında kim öyle bir şey diyor muyuz? Ya Habit aslında direkt holdingin ismi. Bu firmanın işte Game Note, Haki gibi markaları da var. Hı -hı. Onları piyasada görürlerse bunlar Havit Holding'in ürünleri ama Türkiye'de kendi markalarıyla da yer alıyor. Yani alıyorlar. Havit aslında başka bir şey değil kendisi. Değil. Havit kendisi başka olanları Game Note ve Haki. Tamam. Ee, bir de tabii burada şey şimdi kulaklık alıyorsun tabii de bunlar mikrofon özelliği de var ya. Evet. Onu da değerlendirmemiz lazım. Yani burada sesi iletebilir mi? Sesi yani ne konuştuğunu çok anlamazlar. Ama iletişim kurarsın. Ee, Gürültüsüz bir yerde en azından kurtarır mı? Gürültüsüz bir yerde dediklerin duyulur. Ha, i̇yi. Ee, Redmi Buds 3 Lite 320 lira. Evet bu da Xiaomi'nin bir ürünü. Bu da çok beklentileri olması. Zaten bu Xiaomi'nin uygun fiyatlı kulakları. Özellikle çok başarısız ürünler oluyor. Burada bu ürünü kurtaran nokta görece iyi ses üretimi ve toparlanmış kasası diyeyim. Bunun önceki versiyonlarında e, malzeme kalitesi vesaire de çok düşüktü. Mikrofon kalitesi de yerlerde geziyordu. Bu toparlanmış hali. Hmm. Bunu düşünebilirler. Habit'ten daha iyi mi? Onu söylesen. Habit'ten e, malzeme kalitesi daha yüksek. Ses kalitesi değil ama. Peki bizim bu meşhur QCY T10 şimdi burada o markayla şey modeliyle gelmiş. QCY bir ara herkes QCY Keşfetmiş evet. onu alıyordu. Çünkü şöyle bir şey var. Bu firma biraz öncü Evet. True Wireless'ler yolu ilk çıktığında uygun fiyatlı evet. ilk ürünleri süren piyasaydı. Ama kötü de değildi. Evet. insanlar da memnun kaldı. Ama sonra bir kayboldular. Çünkü evet. Diye yok oldular. Evet. Sektör boğulunca arada kayboldular. Şimdi bir tekrar öne çıkmaya çalışıyorlar. Şimdi ama aynı fiyat Bats'la. Ee, Bats'la aynı fiyatlar ama bence QCY ürünleri daha iyi bu konuda. Hı -hı. T13 ve T20 hemen hemen aynı paraya bulunuyorlar. T20 Apple'ın Airpods 3. nesil açık tipine benzeyen tasarımda hmm. yapılmış. Eğer bütçeniz gerçeğine yetmiyorsa <laughs> tasarım olarak e, kullanışlılık olarak Ama her kulağa olmaz o. Olmaz. Düşer. Açık tip ve o geniş bir yapıda. O yüzden e, ona göre tercih yapmaları lazım. E, ses kalitesi açık tip kulaklıklarda çok bas vesaire beklemesinler. Çok kapatamadığı için onu üretemiyorlar. Ama genel görüşme için vesaire mikrofonu da fena değil. Yani hmm. buradaki mikrofonu en azından 500 lira altı olanlarda görece mikrofonu iyi olanlarda. O zaman bu segmentte QC'ye yöne çıktı diyebilir miyiz? Evet. T13 de e, kulak içi olanı. Hmm. E, açık tip değil. Onu da öyle düşünebilirler. Hemen hemen benzer özellikle T20 ile. Şimdi biraz artıyor fiyatlar 500 ve 1000 lira. Evet. Haylu Moripods T33 550 TL. Evet bu da açık tip bir kulaklık. Bu kulaklığın özelliği Qualcomm Yonga kullanması. Qualcomm'un Yongaları True Wireless Stereo kategorisinde düzgün çalışanlar olarak adlandırılıyor. Başka no name üreticilerin de çipleri var bu tip ürünlerde ama onların kablosuz tarafında sıkıntılar oluşuyor. İşte bağlantı problemleri kopma gibi sorunlar oluyor. Burada bize Qualcomm Yonga biraz güven veriyor dönebilir. Ayrıca aptx gibi yüksek kodeklere de desteği var. Güzel. Yani açık tip isteyenler, param da çok yok diyenler görece iyi ses kalitesini bu modelle alabilir ve bu modelin mikrofonu da e, fena olmayacak şekilde. Hı. Onu da söyleyeyim. şey. Haylo aslında kim muhabbetimizde? Şey e, var mı? Şimdi Haylo muhabbeti şöyle. Xiaomi'nin e, melek yatırımcısı olduğu firmalardan Hı. biri. Haylo da bir zamanlar onun evladıydı. Şu Hı. an ayrılmış bir şekilde Ayrı. e, iş yapan bir firma kendisi. Tamam. E, QCI T18 Melobats. Ee, bu kulak içi bir model ee, ve ayrıca şöyle bir güzelliği var bunun pil ömrü de 5 saati biraz geçebiliyor. Burada daha gerilerde bahsettiğimiz modeller 3-4 saati anca görüyorlardı. Pil konusunda da bir adım öne çıkıyor ve e, dengi beyaz bu arada çok beyaz kulaklık istemeyenler olabiliyor. Ve beyazı da şöyle bir parlak bir beyaz yapmışlar ve o beyazın e, uzun kullanımı bu 2 senelik bir hmm. kulaklık sarardığını söyleyenler olmuş onu akıllarında Ama ikisi de 550 lira şimdi hangisini alacağız? Şimdi şöyle açık tip ve kapalı yani ha, kulak içi oradan ayıracaklar ona göre tercih tamam. yapabilirler orada ayrım konu. Soundpeats kolay. bizim izleyicilerden de çok olumlu yorulmadan bir marka. Ya, Soundpeats benim de özellikle önerdiğim markalardan biri. Soundpeats'in özelliği şu yıllardır yurt dışında özellikle e, Aliexpress tarafına yoğunlaşmış kişilerin uygun fiyata yüksek ses kalitesi alabildikleri True Wireless Stereo ürünler üreten bir marka. Yani meraklıları bu markayı AliExpress taraflarından tanıyor. Şimdi Deluxe ile Pro arasında ne fark var? Air 3, Deluxe ee, Orada Pro. gene tasarım tercihi var. Evet. Air 3 Deluxe dediğimiz model açık tip. Air 3 Pro'da da kulak içi dediğimiz türde. Şey, mikrofonları iyi mi? Bunların mikrofonları gayet başarılı. Şöyle bir noktaları var. Air 3 Deluxe'de LDAC desteği de var. Orada He. çok daha yüksek kaliteleri çıkabiliyoruz kodek olarak. Peki şimdi bak söylemeyi unuttum. ANC'li, ANC'yi de söyleyelim var mı? Şu ana kadar uygun fiyatlı olarak saydığımız modellerde aktif bir ANC yoktu. Tabii çevresel ANC e vesaire adlarını takıyorlar. Onlarda çok bir verim yok. Zaten tabii, ANC'si tabii, iyi bir modele ben. denk geldiğimizde burada söyleyeceğim. Bu Soundpeats'lerde de yok değil mi? Sonuç mesela Air 3 Pro'da olduğunu iddia ediyor ama yok hükmünde. Yani o yüzden onu vurgulamamak lazım. Air 3 Pro'nun özelliği Qualcomm'un en son nesil yongalarından birini kullanıyor. aptX'in adaptif teknolojisini kullanıyor. Adaptifin şöyle bir güzelliği var. duruma göre, bağlantının kalitesine göre aradaki bağlantıyı ayarlayabiliyor. Dinamik olarak değiştiriyor. O yüzden bağlantı problemlerini yaşamak konusunda aza indirilmiş bir kodek denebilir. Ve Air 3 Pro'da hızlı bağlantı işte e, görüşme kalitesini arttıracak e, özellikler de bulunuyor. Ya kısacası Soundpeat Air 3 Deluxe Air 3 Pro 1000 liraya yakın bütçeniz varsa alabileceğiniz en dolu True Wireless stereo kulaklıklardan biri. Ama şu notu da düşüyeyim. E, Air 3 serisinde bazı kronik problemler var. Özellikle dokunmatik hassasiyeti ile ilgili açık tip olan da daha fazla bu. E, fazla hassas olduğunu söylüyorlar. Bazı insanlar hayalet dokunma vesaire yaptığını söylemiş. Onu da not olarak düşün. Jabra Elite 3 950 TL neredeyse aynı fiyat Elite evet. Pro ile. Jabra Elite 3 de gene e, Kodek tarafında aptx destekliyor. Bunda gürültü engelleme e, var. E, düzeyde de bir şey alıyorsunuz ama fiyatından anlaşılacağı gibi çok bir şey de beklememek lazım. Mikrofonu iş görür düzeyde. Hatta mikrofonu en başarılı modellerden biri burada. Şimdi şunu sorabilirler. Bu Jabra'nın bir sürü kulaklığı var işte 7 vesaire diye gidiyor. Onlar niye yer almıyor diye? Onlar yüksek fiyatlarda da hem ve yüksek fiyatlara karşılarına rakip konduğunda e, onlara göre çok kendilerini parlatamıyorlar. Kötü olduklarını söylemiyorum. Parlatamıyorlar diyorum. Bir de Jabra tarafında çeşitli geri bildirimler de fazla oluyor. Bu belki çok satmasından kaynaklanıyor da olabilir duruma göre. E, sorunlar da duyuyorum. O yüzden Jabra'nın Elite serisinin uygun fiyatlısını burada yer verdik. Listede ilerleyen kısımlarda çok jabra görmeyecekler o yüzden. Hıh. Hı. ben jabra kullanıyorum. Bir şikayetim de yok ama ben olsam Aktif serisini alırım her zaman. Niye? Çünkü illa Onların suya, suya toza dayanımı evet, daha Suya dalıyor olman şart değil. Bu e, kulağın teri bile bunların bozulması demek. Hı hı. O yüzden ben olsam hani böyle bir kulaklık alıyor olsam genel en olarak. basitinden şöyle bir olay var kulaklıkların üzerinde. E, manyetik pinler var. Oradan şarj oluyorlar e, O ter bile o pinleri hasar vermeye yetiyor. Bir de bizim burada tabii konuşmadığımız şey var. Pil ömrü. Yani bunların hiçbirinin senin hani aynı pil ömrü sunması mümkün değil. Değil. Bir de şöyle bir şey var. Bunların e, pilleri bir yerde de ölecek yani. Uzun yani tabii. kullanımda bir yerden sonra değiştirmeniz, atmanız gerekiyor. Bunlar biraz daha tüketim odaklı kulaklıklar. Bazı kulaklıklar vardır. 10 yıl kullanırsınız. True Wireless Stereo kategorisinde öyle bir şey yok. Genellikle ömürleri 2 sene ve Sürekli bir değişim diye gidiyorum. Öyle. Evet. gelelik geldik bir 1000 ve 1500 TL arası. Evet. Samsung Galaxy Buds 2 bu da çok sorulan kulaklardan bir tanesi. Çünkü e, çıkış fiyatına göre ciddi bir indirim aldı. Bunun etkisini ilerleyen dönemde görebiliriz. Çünkü Samsung tarafında muhtemelen bu yeni katlanabilir telefonlarının vesaire çıkmasıyla kulaklıkları da yenileyecekler. Ondan dolayı bir fiyatın ekstra düşmesi olabilir. Yani şu anki durumun sebebi olabilir. Buds 2 güzel bir kulaklık. Özellikle Samsung tarafında kullanacaksanız da Samsung'un burada kendi kodek yatırımı var. Hı. Orada da yüksek kaliteyi vesaire destekliyor. Ee, ve Samsung'lara bazı ekstra oyuncaklar da sunabiliyor. Ee, bu Apple tarafında da oluyor. Yani evet. markanın kendi ürünü satmak Öyle. için bazı ayrıcalıklar olabiliyor. Yani 1000 lira bütçeniz varsa e, Samsung Galaxy Buds 2 olabilir. Ve özellikle Samsung'un da telefonlarını kullanıyorsanız size bazı ekstralar sağlar. Huawei FreeBuds 5 i. Huawei FreeBuds 5 i görece yeni bir model. Bu modelin 5 direkt yani i takısı olmayan versiyonu ve yenilenmiş pro model de yakında çıkacak. Ama onlar şu an Türkiye'de yok biz bu videoyu çektiğimiz tarihte. FreeBuds 5 i'nin güzel bir noktası ANC'si düzgün çalışan bir ANC var. Tabii ki bunda şeyi beklememek lazım. ANC çalıştı. Tüm sesler yok oldu gibi bir şey yok. Zaten kulaklığın türü de çok kulağınızı kapatmadığı için. Bunlardaki ANC mevcut gürültüyü biraz daha azaltmak üzerine çalışıyor. Ve onu başarılı bir şekilde yapabiliyor. eldak desteği de var bu modelin. Huawei tarafında yeni gelmeye başlamış Hı -hı. bir destek. Öncesinde eldak kodek olmuyordu Huawei kulaklıklarda. İşte Hızlı bağlantı ve benzeri özellikler var. Onları da söylemiş olayım. Bu modelin eksisi e, i e serisi Huawei kulaklıklar arasında görece ekonomik kulaklık oluyor. Malzeme kalitesi ve benzeri noktalarda kendinden daha üstte yer alan Huawei kulaklıklara göre geri kalıyor ama e, ses kalitesi ve e, genel deneyim olarak başarılı bir kulaklık. Hatta bunun da teknosa'yı de incelemesi var. E, bakabilirler. Vivo TWS 2 ANC 1400 TL. Vivo TWS 2 ANC benim e, uzun dönemdir kullandığım. Hatta bunun da teknosa'yı de incelemesi vardır. Bakabilirler. Başarılı bir kulaklık. Özellikle tasarımını beğeniyorum. Bunun tasarımında şöyle bir e, güzellik var rakiplerinde olmayan. Hava alan tasarım diyorlar buna. Normalde kulak içi kulaklıklarda bir baskı olur. Bununla baskıyı azaltmak için bir hava tahliye kanalı yapmışlar. Görece kulağınıza az baskı yapıyor. Rahatlık konusunda benzerlerine göre bir avantaj sunmaya çalışmış. Yani APTX adaptif kodeyini sağlıyor. Bir de bundan e, hızlı eşleme özelliği ve ee, senkron bağlantı özelliği de var. Bunu açalım biraz. Bilgisayar ve telefonu aynı anda bağlı kalabiliyor. Örneğin telefonunuz çaldı. Telefonu direkt e, hiçbir gecikme olmadan direkt denediğim için de söyleyebilirim bunu. E, cevaplayabiliyorsunuz. Ve görüşmeniz bittikten sonra atıyorum, bilgisayarda sesinizle e, oynuyorsa direkt e, kulaklığa geçiyor. Gibi bir özelliği de var. O, onu da koyalım. Pil ömrü olarak da 5-6 saati yakalıyor. 5 5'iler vesaire de öyle. Samsung'un benzer bu fiyattaki rakiplerine göre bir tık pil ömrü daha fazla. Orada bir 6-7 saatleri görme durumu olabiliyor duruma göre. Ama Vivo TVS2 ANC bir ara 1000 liraya yakın fiyatlara satılmıştı. Şu an fiyatı biraz yükselmiş. Eğer 1000 lira dolaylarında buluyorlarsa burada Huawei FreeBus 5i ve Vivo TVS2 ANC öne çıkardığı modeller. Tamam. 1500-2000 arasına geldik. Xiaomi FlipBuds Pro. Şimdi bu Xiaomi kulaklıkları hep şöyle söylüyorum. Özellikle True Wireless kulaklıklarında. Hep beklentinin altında kalır. O Xiaomi'de alışmışızdır. Fiyatına göre iyi bir şeyler versin. Kulaklıkta bunu bir türlü yapamıyorlardı. Flip Buds Pro modeli e, görece uzun zamandır piyasada olan bir modeli. Ve ses kalitesi konusunda da e, ciddi adımlar atmışlar. Gene bunda da aptx'in adaptif kodeyi vesaire de yer alıyor. Ve e, ANC'si de e, iş görür düzeyde. Bu arada Vivo'nun da ANC'si zaten ismine de direkt yazmışlar. Hı. E, düzeyde ANC'leri var. E, bu da önerdiğim bir kulaklık ama Philip Buds Pro da zaman zaman Amazon'da 1200 liralara düşebiliyor. Onu da takip etsinler ama şu an 1600 liradan daha ucuza bulamadım. Huawei Philip Buds 4. Şimdi bunun yeni modelinin eli kulağında. 5 modeli gelecek ama fiyatı muhtemelen daha pahalı olacağını düşünüyorum. E, bu da açık tip bir ürün. Yani bu fiyatlarda şu an e, tek konuştuğumuz açık ürün. Çünkü açık tip ürünler özellikle isteyenler var. İşte rahat olsun, uzun süre görüşme vesaire yapabileyim diye. E, bu model e, görüşme kalitesi yüksek bir model. Özellikle mikrofonundan bu sınıf için True stereo'larda memnun kalabilirler. Ama şunu da söylemem lazım. TWS kategorisinde gerçek anlamda iyi kalite e, mikrofon beklemesinler. Çünkü Ortada bir fiziksel gerçeklik var ve bunu yıkmaları zor. O yüzden mikrofonları her zaman sizin alıştığınız bir telefon görüşmesinden ya da masanızda yer alan gerçek bir mikrofona göre geride oluyor. Onunla bir tutmasınlar. Kendi içlerinde mikrofonlarını değerlendiriyoruz biz burada. Peki. Sennheiser. Şu ana kadar pek duymamıştık ismini. Genelde pahalı ürünlerde Ürünleri görüyoruz pahalı. çünkü. CX. 2000 TL. C Evet Sennheiser için uygun bir fiyat aslında bu. Evet ona şaşırdım. Evet. Bir eksiği mi var acaba? Aslında eksiği olan bir model. Bir de bunun CX Plus modeli hmm. var. CX Plus da sürücü vesaire teknik kısmı aynı. CX Plus da bazı ekstra destekler geliyor. Ama fiyat ciddi oranda yükseliyor. Kodek falan mı? Hı -hı. O tip noktalar değişiyor. Burada fiyatı biz oynuyoruz. Temel ses deneyimini oynuyoruz. Ve Sennheiser markasından devam ediyoruz. Pil ömrü olarak çok vaatkar bir model değil. Pili hmm. çok uzun süre dayanmıyor bu modelde. Ama e, CX Plus fiyat farkını vermeye çok değmeyen bir model olmuş. Hmm. O yüzden CX'ten devam diyebiliriz. Momentum serisi de var True Wireless Stereo'da. Onların hem fiyatları yüksek. Hem de e, burada bahsettiğimiz modellere göre e, ses kalitesiyle öne çıksalar da işte çeşitli ek oyuncaklar ve pil ömrü gibi detayları kendisinden daha ucuz modellere göre geride kalabiliyor hmm. burada. Peki. Şimdi 2000 liranın üstüne çıkıyoruz artık. Samsung Galaxy Buds 2 Pro. E, Buds 2 Pro e, şimdi şu noktayı soruyorlar hep bana. E, Buds 2 ile arasında çok ciddi bir fiyat farkı var. E, aralarındaki temel olay aslında ses. Yani insanlar çünkü bu model, iki model kağıt üstünde bakıyorlar. Çok yakın gibi duruyor. Ama buradaki olay deneyimde değişiyor. E, o yüzden e, buradaki deneyimin farkını da göreceli olarak anlatmak zor olduğu için Temelde daha yüksek ses kalitesi istiyorsanız ve Samsung'da bir telefonunuz varsa Buds 2 Pro 2500'e düşünülebilir bir ürün. Hı hı. Yani alınabilir bir ürün. Hatta Buds 2'ye göre de belki fiyat arttırımına gidilebilir. Ama dediğim gibi yakın zamanda yeni modeller de gelebilir. Ve kulaklıkta şöyle çok aşırı vergilendirme olmadığı için kur çok oynamazsa aşağı yukarı benzer fiyatlara da yeni Samsung kulaklıkları görebiliriz. Sony Link Buds S Şimdi bu Linkbuds'ın ilk modelinde eee Tekno Seyirde Levent abi anlatmıştı. Açıktır, ortasında hmm. delik vardır. Bu S modeli öyle değil. S modeli bildiğimiz kulaklık şekli anlamadı yapılmış. çünkü onu. Ne Sony anlatabildi. Hmm. Yani onu normal kulaklık diye değerlendirmemek lazımdı. Çünkü evet. o dışarıyı da duymanı gerektiren durumlar için tasarlanmıştı. Bu öyle değil. Değil. Bu normal bir kulaklık, e, alıştığımız tipte bir kulaklık. Şimdi şunu soracaklardır. wf 1000 xm 4 niye yok diye. O da güzel bir kulaklık ama 4000 liralara dayanmış durumda. Hmm. Burada biz fiyat fayda dengesini gözettik aslında. Link Buds S 1000XM4 kadar iyi bir kulaklık değil. Onu baştan söyleyelim ama aradaki fiyat farkı da ciddi oranda fazla. O yüzden Link Buds S diyoruz burada. Onu da söylemiş. Oy. Huawei FreeBuds Pro 2 3000 lira. Evet Pro 2 Huawei tarafında ilk Pro modelinde ciddi bir pil sorunu vardı. Onu açtılar. Bu yeni modelde de genel tasarım ve özellikler gayet e, başarılı noktada. Özellikle mikrofonu da iyi düzeyde bu modelin. E, çok e, şöyle söyleyelim. Uygun fiyat, True Wireless stereo'larda yaşadığım sorunlar aza insin deniyorsa parayı da arttırarak bu modelde mutlu olabilirler. Apple tarafında son iki modelimiz. Apple Airpods 3. AirPods 3'ün şöyle bir olayı var. Ee, bu açık tip bir ürün. Ee, hatta videonun başında 320 liralık olanla da tasarımı benziyor dedik. Ee, şimdi şöyle bir olay var. Eğer Apple ekosistemindeyseniz Apple kulaklık almak sizin için çok mantıklı. İşte onların arasındaki geçiş, entegrasyonu vesaire hiçbir markayla aynı olmuyor. Yani Samsung, işte Huawei falan alsanız Apple'ın kendi kulaklığıyla Apple ürünü arasındaki bağlantıyı sağlayamıyorsunuz. Doğru. O yüzden Bunların öncelikli noktası bence Apple ürününüz varsa bu hmm. ürünlere yönelin. Çünkü Apple'ın kulaklıkları e, bu işi yani merak edenler ya da takip edenler farkındadır. Gerçek anlamda ses kalitesi ya da ses ürünü olarak e, en iyiler arasında değil. E, bu bu temel noktayı baz aldıklarında bunların noktası Apple ürünleriyle birlikte iyi kullanılmaları ve e, sundukları özelliklerin de benzerlerine göre iyi durumda olması. Yani mesela bunun mikrofonundan aldığınız deneyim True Wireless Stereo içerisinde her noktada iyi kalıyor. Zaten Apple kablosuz kulaklığın da genellikle övünülür. Ve ses kalitesi de Apple'ın kendi içerisinde düşünüldüğünde iyi kalıyor. Yani Kısacası Apple'ın Airpods modellerini alacaksanız buna Pro 2. de dahil edebiliriz. Apple telefonunuz olması öncelik olsun derim. Eğer başka marka bir telefonunuz vardı ya da başka tip bir ürüne bağlayacaksanız Apple'a bence çok uğraşmaya gerek yok. Yani Apple bütçelerine çıkmaya gerek yok diye düşünüyorum şahsi olarak. Peki bunlar bununla birlikte bitmiş oldu. Tabii daha fazla ya da daha pahalı modeller yer alabilirdi. Hı hı. Burada biraz ben olayı kişisel tutmaya çalıştım. Kişisel yargılarımda maksimum ne kadar verebilirim ya da İnsanların nelere e, talep gösterebileceğini düşünerek hazırladığım bir listeydi. Yoksa mesela ANC'si çok başarılı olan bir kulaklık var mesela. E, Quiet Comfort 2 diye Bose markasına ait. O mesela 7000-8000 bin, bin dolaylarında. E, ama Kalın fiyatı şey. e, çok e, pahalı olduğu için mesela yer veremedim. Yoksa başarılı bir kulaklık. Onu Bose'ye görünce alacaksın. O öyle bir kulaklık o ama işte parası <laughs> da ona göre. Evet. Yoksa mesela önerebileceğimiz bir modeldi o. O yer almadı burada. Evet. Peki. Ee, o zaman bununla birlikte sonlandırmış olduk. Evet. Bu şey değil. Aylık bir öneri listesi değil. olmadığı için bunu bir daha ne zaman yapılacağı belli olmaz. Ama bu bayağı götürür bizi diye Götürüz. düşünüyorum. Tabii ülkenin ekonomisini o tahmin edemiyoruz. O ayrı. Ama modellerimiz en azından daha piyasada bulunur. Bulunur. Evet. Peki. Sana teşekkür ediyoruz. Ne bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.